Pekala. Selam üzerinize olsun. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer bunu okuyacaksam gözlüklerimi çıkarmam gerekecek. Şimdi de tepkilerinizi göremiyorum. Bu daha iyi olabilir aslında. Eee... E Öncelikle beni kabul ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum ve buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İngiltere'ye davet edilmek büyük bir şok oldu. Burada beni tanıyan birilerinin olduğunu sanmıyordum ve muhtemelen birçoğunuz beni tanımıyordur. Bu yüzden bu ilk konuşmam bir tür giriş konuşması olsun dedim. Neden burada olduğumu, buraya nasıl geldiğimi açıklayacağım. Sonra da soru ve cevaplara geçeceğiz. Bugün bu konuşma sırasında dile getireceğim birçok konu hakkında önümüzdeki günlerde daha fazla konuşacağım. Bu bir nevi başlangıç gibi olacak, tamam mı? Konuşmaya nasıl Müslüman olduğumdan bahsederek başlayacağım. Daha sonra zaman kalırsa Müslüman olduktan sonra karşılaşılan zorluklardan bahsedeceğim. Özellikle Amerika'daki cami kültürüne uyum sağlama konusundan bahsedeceğim. Peki nasıl Müslüman oldum? Sık sık internet sitelerine giriyor ya da Müslümanlar tarafından yayımlanan broşürleri okuyordum. Ve Hristiyanlıktan İslam'a geçtiğimi iddia ediyorlardı. Ancak ben Hristiyanlıktan İslam'a geçmedim. Ateizmden İslam'a geçtim. Tanrı'ya inanmıyordum. San Francisco Üniversitesi'ndeki ofisimin kapısını açık bırakırdım. Çünkü eninde sonunda anahtarlarımı kaybedeceğimi biliyordum. Bu yüzden kilidi açık bıraktım. Böylece merkez ofise gidip yeni bir anahtar yapmalarını istememe gerek kalmadan girip çıkabilirdim. Öğrenciler kitaplarını ya da ödevlerini orada bırakırdı. Bir gün ofisime doğru yürüdüm, kapı açıktı tabii, içeri girdim. Ve masamın ortasında duran yeşil bir metni gördüm. Bir öğrenci kitabını masamda unuttu sandım. Gidip baktım ve kapağında Kur'an-ı Kerim ve İngilizce meali yazıyordu. <laughs> Kitaba baktım ve bunu kim bıraktı diye düşündüm. Oraya kimin bıraktığını hemen anladım. Ailem olmalı, beni evlat edinen Müslüman ailem. Bununla ne demeye çalışıyorlar diye düşündüm. Artık din hakkında konuşmak istemediklerini söylemişlerdi. Şimdi de masama Kur'an mı bırakıyorlar diye düşündüm. Beni Müslüman yapmaya mı çalışıyorlar? Dindar bile değiller. Mahmut barlarda, diskolarda gezer. <laughs> Belki de Müslüman olmazsam arkadaşlığımızın devam edemeyeceğini söylüyorlardır. Ben çok şüpheci bir insanım. Karamsarım. Hep en kötüsünü düşünürüm. Ama sonra biraz düşününce bunun bir barış teklifi olduğunu fark ettim.'' Artık din hakkında konuşmak istemediklerini belirttiklerinde yüzlerinden utandıklarını görebiliyordum. İşleri yumuşatmanın bir yolu olduğunu düşünmüştüm. Jeff, bu konuda konuşmak istemiyoruz. Ama dinimizle gerçekten ilgileniyorsan işte sana Kur'an. Bu bizim kutsal kitabımız. Zaten diğer konuşmalardan bunun kutsal kitap olduğunu biliyordum. Ben de bunu barış teklifi olarak gördüm. Bir daha da konusunu açmadım. Rafıma koydum aslında San Francisco'da Diamond Heights'teki dairemde sehpamın üzerine koydum ve orada bıraktım. Üzerinden birkaç hafta geçti. Purdue Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyken tüm kitaplarımı mümkün olan en ucuz yöntemle San Francisco'daki ofisime gönderirdim ve henüz hiçbiri gelmemişti. Yanımda sadece Indiana'dan Kaliforniya'ya taşınırken nakliye kamyonetinde getirdiğim kitaplar vardı sadece 20 kadar kitap vardı. Yani kısa sürede okuyacak hiçbir şeyim kalmamıştı. O akşam okuyacak bir şey yoktu. Dergilere baktım, zaten iki kez okumuştum. Televizyonu açtım, Johnny Carson vardı, çok sıkıcıydı, kapattım. Johnny Carson'ın kim olduğunu biliyor musunuz? Heh, pekala, şimdi de dairemde oturuyordum. Okuyacak hiçbir şey yoktu. Etrafıma bakıyordum ve bir de baktım ki yan masamın üzerinde... İşte orada Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali duruyordu. Ben de neden olmasın diye düşünüp elime aldım. Birkaç sayfa okur sıkılır ve bırakırım diye düşündüm. Belki de şanslıyımdır ve uykumu getirecek kadar sıkıcıdır. Hayır, cidden pek de bir beklentim yoktu. Okuduğum bazı kutsal yazılar çok güzeldi ve güzel hikayeler vardı. Bu yüzden belki hikayeler, efsaneler vesaire ilginç olabilir diye düşündüm. Elime aldım. Kitabı elime aldım. Hadi önümüzdeki 10 dakika içinde bu bölümü bitir. Aldım. Sizi sıkıyorum değil mi? <laughs> Matematik öğretiyormuşum gibi kendimi vererek anlatırım, sonra öğrencilerime bakarım. Çok heyecanlanırım ve sınıfa dönerim ve o sırada hepsi bana artık gidebilir miyiz diye bakarlar. <laughs> Kitabı aldım. İlk sureye bakıyorum ve sureyi açıyorum. Sırf akademik meraktan dolayı okuyorum. Bana açıkça bir övgü ilahisi gibi geldi. İncil'i bilenler için mezmur gibi en azından öyle başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ceza gününün malikidir. Yani hesaplaşma günü, hesapların tek başına görüleceği gün. Sonra oradan devam ediyor. Kupuyorum ve bir övgü ilahisi, bir mezmur diye düşünüyorum. Sonuna gelince bir şey fark ediyorum. Son birkaç satır rehberlik için duaya doğru ince bir geçiş yaptı. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların kine ve sapkınların kine değil. Ve ne kadar zeki bir yazar diye düşündüm. Rehberlik için, hidayet için dua edeyim diye beni kandırdı. <laughs> Akıllı adam, elbette Kur'an'ı bir insanın yazdığını varsayıyordum. Bir sonraki sureye geçiyorum ve üç Arapça harfle elif lam mim diye başlıyor. İşte kitap, onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Ben de okudum ve baktım, sonra dedim ki, benimle mi konuşuyorsun? <laughs> Yanlışlıkla bu rehberlik duasını yaptırıp sonra da aradığım rehberliğin bu olduğunu mu söylüyorsun? Başlangıçtaki ayete baktım. Şöyle diyordu. İşte kitap bu. Yazarın çok ilginç bir tarzı olduğunu düşündüm. Kur'an'ın bu noktasından itibaren ikinci surenin başlangıcına bakın. Burada bakış açısı Tanrı'nın okuyucuya seslenişidir. Tanrı okuyucuyla konuşuyor. Her zaman kutsal kitapların bana anlatılan hikayeler antik tarih, bir peygamberin biyografisi gibi şeyler olması gerektiğini düşünmüşümdür. Burada direkt olarak Tanrı okuyucuya sesleniyor ve onunla konuşuyor. Bu kitabın yazarının kesinlikle özgün olduğunu düşündüm. <laughs> Aslında Tanrı'dan insanlığa bir vahiy yazdı. Vahiy de böyle olur zaten. Ama sadece bu değil, çok ilgi çekici bir tarzı var. Size sorular sorduruyor cevaplarını veriyor ve daha fazla soru sorduruyor. Bu şekilde bu Kur'an sizi kutsal kitapla diyaloğa sokan bir üslupla yazılmış. Az önce bahsettiğim kısa diyalog gibi Kur'an'ı okurken bu deneyimi tekrar tekrar yaşardım. Kendimi bu diyaloğun içinde bulurdum. Bir soru sorardım, birkaç satır, bazen birkaç ayet, sonra belki bir cevap görürdüm. Sonra başka bir soru soruyor ve kutsal kitapla gerçek bir diyaloğa giriyordum. Dolayısıyla... <laughs> tamam. Dört dakika sonra durmam ve kayıt cihazına bir mola vermem gerekiyor. Evet, Kur'an'ı okumaya devam ediyorum. Sanırım yazarın özgün ve ustaca üslubundan etkileniyorum. Birkaç ayet sonra Kur'an'ın ana temalarını özetliyor. Kimlerin Kur'an'la hidayete ereceğinden, kimlerin eremeyeceğinden ve hidayetin ön koşullarından bahsediyor. Bunun çok zekici olduğunu düşündüm. Tıpkı matematik metinleri yazmamız gibi. Sonra tabii ki ünlü alegoriye geliyorum. Giriş bölümünü geçtikten sonra ne beklersiniz ki? Kur'an homo sapiens'ten insanlardan bahsedecek. Kökenleri ve hayatlarının ne üzerine olduğundan ve ilk erkekle ilk kadının ünlü alegorisi. Böylece ikinci surenin 30. ayetinde başlıyor. Burada durayım mı? Tamam. Ona bir dakika verelim. Evet. Kur'an'ın 30. ayetine geliyorum. Şu ana kadar yazarın üslubundan etkilendim ama henüz Kur'an'ın 36. ayetindeyim. Sadece etkilenmedim. Kutsal kitap beni büyüledi. Ama 30. ayete geliyorum ve şöyle başlıyor. Rabbin meleklere dedi ki, Rabbin meleklere dedi ki, Şimdi ilahi bir duyuru duymak üzereyiz. İlahi bir seçim. Harika bir an bu büyük seçimde Rabbin meleklere dedi ki, yeryüzüne bir halifemi, bir vekilimi, bir elçimi, bir temsilcimi koyacağım. Bu ilahi bir seçim. Tanrı insanı yaratmak ve ona yüce bir rol vermek üzere. Hemen kendi kendime hayır dedim. Belli ki hikayeyi tamamen yanlış anlamış. İnsan dünyaya yüce bir rolü üstlenmek için gelmemiştir. Dünyaya bir ceza olarak gelmiştir. Çünkü bu benim dini geleneğimde var. İçine doğduğum ve terk ettiğim. Ben bunu küçümsemiyorum. Hikaye bu şekilde anlatılıyor. Ben de yazarın hikayeyi tekrarlarken kafasının karıştığını hissettim. Yani bakış açım böyleydi. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler şöyle der. Melekler orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Biz melekler seni överken ve kutsallığını dile getirirken dediler. Bu ayeti okudum. <laughs> Baka kaldım. Elimde değildi, büyülenmiştim. Kızgındım, içimdeki ateşin yükseldiğini hissedebiliyordum. Çünkü bakın ne diyor? Tanrı bu insanlara bu yüce rolü vereceğini söylüyor. Sonra melekler fesat yayan ve çok kan döken bu varlığı mı yaratacaksın?" diyorlar. Bu en suçlu, vahşi, yıkıcı yaratığı bu rolle bir de dünyaya mı göndereceksin? Şimdi biz dururken, biz senin şanını yüceltirken, kutsal adını zikrederken dediler. Biz daha çok hak ediyorken ve daha uygunken nasıl onu yaratır ve rol verebilirsin? Beni mi takip ediyorsun? Bu benim sorumdu, Benim hayatımdı. Benim çocukluğumdu, hepsiydi. Şu on beş kelimede özetlenmişti. Şoke olmuştum. Yazarın teolojik olarak intihar ettiğini düşünmüştüm. İnsanoğlunun teolojik düşünce tarihindeki en dokunaklı soruyu sormazsınız. İlk erkek ve kadının hikayesinin başlangıcında mantıklı bir cevabı olmayan bir soru bu. En azından kitabın sonunu bekleseydin ama başlangıca koymasaydın. Sorunun ne kadar rahatsız edici olduğunu düşünsem de soruya nasıl cevap verdiğini öğrenmek zorundaydım. Beni çocukluğuma götürse de öğrenmek zorundaydım. Ve bu yüzden yazarın bu soruyu nasıl cevapladığını görmek istedim. Kur'an'ı okumaya başladım. Hemen bazı ipuçları aldım ama yeterli değildi. Ama okumaya devam ettim. Gerçeği söylemek gerekirse yarınki konferansta kendilerini genç olarak gören insanlar için konuşacağım konu da bu olacak. Kur'an'ı bitirdiğimde Tanrı'nın varlığına karşı sahip olduğum tüm argümanların, onun varlığına karşı inşa ettiğim tüm öncüllerin teker teker dağıldığını gördüm. Kur'an'ı okumayı bitirdiğimde artık Tanrı'nın varlığına karşı hiçbir argümanım kalmamıştı. Fakat Tanrı'ya karşı bir argümana sahip olmamak ona inanmak için bir nedene sahip olmakla aynı şey değildir. Bir keresinde kızım Cemile bana soru sormuştu. Babacığım anlıyorum sürekli birlikte yürüyüş yapar ve bu konuları konuşurduk. Tanrı'nın varlığına yönelik tüm itirazlarına Kur'an'da cevaplar bulmanı anladım. Peki Tanrı'ya inanmanı sağlayan şey nedir? Çok zeki bir kız. Çünkü anlamıştık karşı bir argümana sahip olmamak, inanmak için bir nedenin olmasıyla aynı şey değildir. Ben de ona dedim ki, tatlım, bunu açıklamam çok zor. Fakat anladığım kadarıyla Kur'an'ı okurken, Kur'an'ı ayet ayet okuyordum. Kendimle Tanrı'nın varlığına olan inancım arasına ördüğüm bir nevi duvar kalesi, o duvar parça parça, teker teker yıkılmaya başladığında, o argümanlar da kaybolup gitti. Ateistliğim hakkında hafif şüphelerim olmaya başladı. Ateistliğimden şüphe etmeye başladıkça Kur'an'ın gücü beni daha çok etkilemeye başladı. Ve Kur'an çok ilginç bir tarzda yazılmıştır. Başlangıçta çok teknik geliyor. Birçok ayrıntıya giriyor. Kanun, kural ve düzenler gibi. Ortasından itibaren sizi hikayelerin içine çekiyor güzel hikayeler, güçlü alegoriler. Sonlarına doğru Kur'an'ın duyguları toparlanır ve zirveye ulaşır. Ve hepsini bu güzel, güçlü maneviyat patlamasına getiriyor. Hepsi bir araya geliyor. Parlak, çarpıcı imge ortaya çıkıyor. Kur'an'ın sonlarına doğru ateistliğim kaybolmaya başlamıştı güçlü maneviyat dolu anlar yaşamaya başladım. Bu muazzam ilahi kucaklamanın huzurunda olduğumu hissettim. Şu sureyi okuduğumu hatırlıyorum. Ve zuha vellehi iza seca ma veddeake rabbüke. Bu surenin sonuna geldiğimde 20 dakika boyunca çocuk gibi ağladım. Tanrı'ya bile inanmıyordum. Ve beni gözyaşlarına boğdu. Bu deneyimleri yaşarken inkar etmeye çalışırdım. Onları bastırmaya çalışırdım, durmadan gelirlerdi ve bu benim ateizmimi yontuyordu. Kur'an'ı okumayı bitirdiğimde, Tanrı'nın var olmadığı konusunda ciddi şüphelerim vardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ben de düşündüm ki, dört dakikam daha var. Pekala, özür dilerim. Artık haftalar geçiyordu ve ben Kur'an okuma deneyimimin sona ermesini istiyordum. Bazen uyanamadım. İşe giderken bunu düşünürdüm. İş yerinde otururken aklıma sürekli sorular, meseleler ve üzerimdeki o güç geliyordu. Yani ben bir ateisttim. Bu deneyimleri yaşamamalıydım. Bunu birileriyle konuşmam gerekiyordu. Beni evlat edinen ailemle konuşamıyordum. Çünkü din hakkında fazla bilgi sahibi olmadıkları belliydi. Ben de kampüste bir cami olduğunu duydum. Oraya gideyim diye düşündüm. Yahudi bir kız öğrenci, iyi de bir arkadaşımdır. Bana işaret etti. Bir gün kilisenin önünden geçiyorduk. Aziz Ignatius Kilisesi. Büyük, güzel ve helezonik bir kilise. Arka tarafından geçiyorduk ve Bodrum'u işaret ederek şöyle dedi. Şu merdivenlerin aşağısındaki Bodrum kapısını görüyor musun? Kilisenin altındaki bodrum katına inen uzun merdivenlerden aşağı baktım. Müslüman öğrencilerin orada ibadet ettiğini söyledi. Aşağıda cesetler olduğunu duydum dedi. Yani ölü bedenler. <laughs> Ama bu çok önceydi. Şimdi bunu söylediğini hatırladım. Müslüman öğrencilerin ibadet ettiği yere gitmeyi düşündüm. Onlara sorular soracaktım. Müslüman olmayacaktım. Böyle bir şey söz konusu değildi. Ama belki de kendi kişisel dinimi ya da buna benzer bir şeyi oluşturmamda bana yardımcı olabileceklerini düşündüm. Ya da beni rahatlatacak ve bunu kafamdan attıracak kişisel bir felsefe de olabilir. Her neyse bir sabah kiliseye doğru yürüdüm. Kendime pazar günü gideceğim dedim. Ertesi gün gideceğim dedim. Çarşamba günüydü ve bir kez daha cesaretimi toplayıp gitmeyi deneyeceğim dedim. Harney Science Center'ın önünde durdum ve park alanını geçince kiliseye ulaşılıyordu. Benim ofisim Harney Science Center'da. Ve camiye bakıyorum. Bugün burada Manchester'daki gibi bir gündü. Hava biraz bulutlu ama güneş açmaya başlamıştı. Hadi Jeff, yap şunu, yürü dedim kendi kendime başımı eğdim ve kilisenin bodrum katına inen merdivenlere geldim. Endişelenmeye başladım. Midem bulandı. Hayır, girmeyeceğim dedim. <laughs> Müslümanların gerçekten ibadet ettikleri yerin burası olduğundan emin olmak için kontrol edeyim. Şey olmak istemem. Kilisenin etrafına bakınıp başka bir giriş var mı diye aradım. Çünkü gerçekten mütevazı bir girişi var yani karanlık bir bodrum katında, merdiven boşluğu karanlık, duvarın kenarında küf var. Burası değildir. Etrafta dolaşıp caminin diğer girişlerini aradım. Hiçbir şey yoktu. Ben de kilisenin içine girdim ve belki bilen biri vardır ona sorarım diye düşündüm. Kilisenin içine girdim. Oradaki tek kişi Hademe'ydi. Ona gidip sordum ve çok da gergin görünüyordum. Cami ne tarafta acaba? bana süpürgeyle vuracakmış gibi baktı. Kafayı mı yedin der gibi baktı. Orada bir cami olduğunu bildiğini bile sanmıyordum. Hemen kiliseden çıktım. Güneş açıyordu, orada durdum. Dışarıda olmak çok rahatlatıcıydı. Sonra düşündüm ki kilisenin altında Bodrum'daki merdivenleri deneyeceğim. Ben de gittim, orada durdum ve beş saniye kadar baktım. Gayet tamam gidiyorum dedim. Merdivenlerden aşağı inmeye başladım. Her adımda dizlerim daha da güçsüzleşiyordu. Günde 10 kilometre yürürüm. O zamanlar günde 10-16 kilometre koşardım. Bacaklarım çok güçlüdür ama kapıya varana kadar titreyip durdu. Kapıyı tutmak için uzandım, elim titriyordu. Arkamı döndüğüm an panik oldum. Arkamı döndüm, merdivenlerin başına koştum ve orada durdum. Kendi kendime dedim ki, ''Jeff, ''Sen aptal mısın? Her gün bu üniversitenin kapısından girip çıkıyorsun. Kendine gel. En kötü orada kimse yoktur ya da aşağıda öğrenciler vardır.'' ''Merdivenden in.'' Geri dönüp merdivenlerden aşağı indim. Yine aynı şeyler. Dizlerim güçsüzleşiyor, kapıya ulaşmaya çalışıyorum, ellerim titriyor. Şimdi de titriyor ve başım... yapamadım. Tekrar arkamı döndüm ve hızlıca yukarı çıktım. Nefes almaya çalışıyorum. Biraz derin nefes alıyorum. En sonunda kendime dedim ki şu merdivenleri asla inemeyeceğim. Gökyüzüne baktım. Biz insanlar neden bunu yaparız bilmiyorum ama bu tür durumlarda bunu sık sık yaparız. Gökyüzüne baktım. Görkemli ve güzeldi. Bulutlar dağılıyor, güneş ışığı aralarından parlamaya başlıyordu. Gökyüzüne baktım. Uzun yıllardır yapmadığım bir şeyi yaptırdı. İçten bir dua şöyle söyledim. Tanrım, eğer gerçekten oradaysan, yani pek emin değilim, o merdivenlerden aşağı inmem ve o kapıdan girmem için bana güç ver. Tora durup bekledim. Bir işaret bekliyordum. Her şeye razıydım. Belki bir şimşek, omzuma konan bir kuş. Ya da deprem, San Francisco'da hep deprem olur. Ona da razıydım. Bir işaret bekliyordum. Ne kadar da aptalım ama işte bekliyordum. Hiçbir işaret yoktu. Arkamı döndüm, merdivenlerden indim. Elimi kapıya koydum ve iterek açtım. İçeride iki öğrenci vardı. Bana bakıp şöyle dediler, size yardımcı olabilir miyiz? Hemen endişelendim. Tanıdığım Müslümanların isimlerini söylemeye başladım. Mahmut, Ömer ya da Siraj burada mı? tıpkı üst kattaki hademe gibi bana baktılar. Hayır, o isimde biri burada yok. Soyadları neydi? Ben de Kandil dedim. Tanımıyorsunuz. Tanımazlar tabii hiç camiye gitmezler ki. Evet. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Sanırım yanlış yere geldim dedim. Gitmek için arkamı döndüm. Sonra öğrencilerden biri Malezyalıydı ve geleneksel Malezya elbisesi giyiyordu. Kısa boylu olan adı Abdülhanan. İsmini sonradan öğrendim. İslam hakkında bilgi edinmek ister misiniz dedi. Ben de olur tabii dedim. Neden olmasın? O zaman içeri buyurun dedi. Tam içeri girecekken bana lütfen ayakkabılarınızı çıkarın. Burada ibadet ediyoruz dedi. Peki dedim. <laughs> Sonra ayakkabılarımı çıkardım. İçeri girdim ve oturdum. İslam hakkında ne öğrenmek istersiniz diye sordu. Ben de epey bir okuma yaptım dedim. O sıralar sadece Kur'an değil, başka kitaplarda okumuştum. Ve benimle konuşmaya başladılar. Bir şeyler diyorlardı ve hiçbir şey anlamadım. En son Abdülhanan şöyle dedi. Yaklaşık üç dakika konuştuktan sonra. Diğer öğrencinin adı Muhammed Yusuf'tu. Filistinliydi. Batılı tarzda giyinmişti. Ve Abdülhanan bana ölünce meleklerin ruhları aldığını ve vurup cesetlerden süzdüklerinden bahsetti. <laughs> İşkence ettiklerinden. Bunu söylediğinde cevabımı şöyle hatırlıyorum. Sanırım gitmem gerek. Galiba ofisimde bir görüşmem vardı. Öyle bir şey yoktu tabii ama çok sıkıcıydı. Gitmeye hazırdım. Dönüp müsaade isterken kapı açıldı. Artık gökyüzü açılmış ve güneş batıyor. Tam kapının arkasından batıyor kapıyı açan kişinin sadece silüeti görünüyor. Parlak bir insan silüeti. Ama herhangi bir insan değil. Bu adamın uzun bir sakalı var ve başında bir sarık var. Babaanne gözlüğü takmış. Bir de bastonu var ve baldırına kadar inen bir cübbe giymiş. Sandalet giymiş. Ona bakıyorum ve kapıda sanki İncil'den çıkmış bir silüet var. Sina'dan çıkmış Hazreti Musa gibi görünüyordu.'' <laughs> Vay canına dedim. Bu adamla konuşmalıyım. Ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi. Sanki bir şeyden pay almayı bekliyormuş gibi ellerini böyle havaya kaldırmış. Gözlerini kapatmış bir şeyler mırıldanıyor. Sonra normal duruşuna devam etti. Sonra yürüdü. Hayır, Muhammed Yusuf'a bir şey dedi. Bu adam da Arap olmalı. Adam Muhammed Yusuf'a bir şeyler dedi. Muhammed de ona. <laughs> Sonra ona bir şeyler daha söyledi. <laughs> Profesör dedi. <laughs> abi yürüdü. O yürürken diğerleri bana o Hasan abi dediler. Adı Hasan Zar. Yürüdü. Belli ki mescitte önemli biri. Aslında öğrenci. Çok da genç. 20'li yaşlarında. Gelip yanıma oturdu elini bacağıma koydu ve beni rahatlatmaya çalışıyordu. Gergin olduğumu görebiliyordu. Bana adın ne diye sordu. Bunu soran ilk kişiydi. Hoş bir kişisel dokunuş oldu. Biriyle inancınız hakkında konuşurken bunu hatırlayın. Yani ona birey gibi davranın. Adın ne diye sordu. Jeffrey Lang dedim. Burada ne yapıyorsun diye sordu. Üniversitede matematik bölümünde çalışıyorum dedim. Öğretmen misin diye sordu. Evet dedim. Diğer iki kişiye baktı ve sonra şöyle dedi. Demek buraya İslam hakkında bilgi edinmek için geldin. Ben de evet, sayılır dedim. Ve şöyle dedi. Ne öğrenmek istersin? Ben de okuyarak din hakkında bilgi sahibi olduğumdan bahsettim. Epey etkilenmişti. Sonra o bana bir şeyler anlatmaya başladı. Kurallar, düzenler falan. Birbiri ardına gelen kanunlar, bir kural peşinden bir kural daha. Neden bana kanunun özetini veriyor diye düşündüm. Ve sonra çok tatsız ilerliyordu. Ben de ona zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim dedim. Çok memnun oldum. Olduğundan daha etkileyici olacağını düşünmüştüm. Gerçekten. Süslü garba kıyafetli öğrencilerden biri daha fakat çok manevi biriydi. Ama bunu hissedebiliyordum. Ben de ona söyledim ve bu sefer ciddiydim. Zaman ayırdığınız için teşekkürler ama cidden ofisime dönmem gerek. O da bana şöyle dedi. Başka sorun yok mu? Ben de hayır deyip kalktım. Sonra bir şey hatırladım. Ben de şunu dedim. Bana Müslüman olmanın nasıl hissettirdiğini tarif edebilir misiniz? Hmm. <laughs> İyi sorular sorardım. Bana Müslüman olmanın nasıl hissettirdiğini tarif edebilir misiniz? Yani Tanrı'yla iletişiminizde nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bir şey deneyimliyorsunuz? O bana baktı. Bu adam bir çeşit dava uzmanıymış. Yani başkalarına kendi inancından bahsetme konusunda. Tebliğ cemaatinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanıymış. Genç bir öğrenci olmasına rağmen ABD'deki iki başkandan biriydi. Sorumun onu hazırlıksız yakaladığını söyleyebilirim. Çünkü hemen nasıl cevap vereceğini bilemedi. Başını şöyle eğdi ve bir süre düşündü. Sonra da gözlerini kapatıp bir dua etti. Kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Soruma şöyle cevap vererek başladı. Bunu hiç unutmayacağım. Sanki bir çağrıydı hem de bir dua. Allah demekle başladı. Sonra şöyle dedi: Allah çok merhametlidir. Bizi seviyor. Bir annenin çocuğunu kullandığı kelimeler böyleydi. Sevmesinden daha çok seviyor. Fakat dedi, biz Allah'ın iradesi dışında bir şey yapamayız. Nefes alışımız onun istemesiyle olur. Nefes vermemiz de onun istemesiyle olur. Yürümek için ayağımızı yerden kaldırdığımızda adım atarız. Allah dilemedikçe bunu yapamayız. Ve ayağımızı tekrar yere o dilemedikçe indiremeyiz. Ağaçtan küçücük bir yaprak dahi düşse, bana bakmıyordu bile. Gözleri kapalıydı ve sanki kendi kendine konuşuyordu. Küçücük bir yaprak en uzun ağaçtan düştüğünde ve yere doğru kıvrılıp döndüğünde Allah'ın emri dışında hiçbir şekilde yere düşemez. Ve şöyle dedi: biz ibadet ettiğimizde burnumuzu yere değdiririz. Öyle bir huzur, neşe, rahatlık, bir serinlik hissederiz ki bunun tarifi imkansız. Bilmeniz için deneyimlemeniz gerek ve ben sözünü bitirdi. Bu kadardı. Hayal kırıklığına uğramış görünüyordu. Sanki az önce söyledikleri anlamsızmış gibi, hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Onu dinlerken onunla yer değiştirmeyi çok istedim. Böylece o maneviyatı, o özlemi, o ıstırabı, o coşkuyu, onun ilmine olan özlemi bilebilirdim. Fakat tabii ben Amerikandım, o da Araptı. Ben batılıydım, ateisttim, elbette bu mümkün değildi. Sonra bana dedi ki: "Tam ayrılmak üzereydim. Bana peki Müslüman olmak ister misin?" diye sordu. <laughs> ona baktım, kafayı mı yedin diye içimden geçirdim. <laughs> ona baktım ve hayır dedim. Güldüm, hayır teşekkürler. Aslında ellerim terliyordu, ensem ıslanıyordu. Paniğe kapıldım, tüm vücudumun ısındığını hissettim. Gülüp geçtim, hayır hayır, bugün olmaz dedim. Benlik değil, sadece ona soru sormaya geldim. Sonra bana baktı, sanki içime bakıyordu. Şöyle söyledi, bence inanıyorsun dedi. Neden denemiyorsun? Bunu söylediğinde, bunu söylemeden önce arkadaşlarımın bana güldüğünü görebiliyordum. Anneme nasıl Müslüman olduğuma dair kendimi açıklamaya çalışırken görebiliyordum. İnsanların eski arkadaşlarıma açıklama yaparken tökezlediklerini görebiliyordum. Bazıları şimdiye ölmüştü. Tüm bu sesler ve vücuduma hücum eden sıcaklık "Fakat bana bence inanıyorsun, neden denemiyorsun?" dediğinde birden sakinleştim. Artık hiçbir şey hissetmiyordum. Boşluktaydım. Sonra annemin bana söylediklerini hatırladım. Annem şöyle derdi: "Oğlum eğer bir şeye inanıyorsan, konunun dinle alakası yoktu. Eğer bir şeye gerçekten yürekten inanıyorsan seni nereye götürürse götürsün peşinden gitmelisin. Tüm insanlık sana karşı olsa bile, bunun Almanlara özgü bir şey olduğunu söyledi. Çünkü ailem Alman. Herkes buna inanıyor zaten. Her neyse, bunu hatırladım ve beni rahatlattı. Oradaki üç kardeşe baktım. Şimdi gelen iki kişi daha vardı. Rosli ve bir Malezyalı daha. Hepsine baktım şu anda beş kardeşler ve onlara evet sanırım müslüman olacağım dedim. Yüzlerini görmeliydiniz. Aya ilk başarılı inişten sonra Apollo'nun mühendisleri gibiydiler. Hepsi birbirini tebrik ediyor ve gülümsüyordu. Birkaçı birbirlerine sarılıyordu. İnanılmaz bir tepkiydi. Sanki müslüman olan onlarmış gibiydi. Tam o sırada kapı açıldı. Ve tıpkı Hasan kardeş gibi İncil'den çıkmış gibi giyinmiş başka bir kardeş içeri girdi. Burley'e benziyordu. Burley Ivis gibiydi. Onun kim olduğunu bilmiyorsunuzdur. Amerikalı yaşlı bir şarkıcı, iri yarı bir adam, aynı Noel Baba gibi. Ve adı Mustafa'ydı. Mustafa bu kardeş Müslüman olmak istiyor dediler. Mustafa koşarak yanıma geldi ve beni tutup o ana kadar hiç yaşamadığım Müslümanların üçlü kucaklaşmasını yaptı. <laughs> bana sarıldı ve sonra Hasan ona "Henüz Müslüman olmadı Mustafa." dedi. Mustafa hemen beni bırakıp şöyle yaptı. <laughs> Sanki çok değerli, kırılgan bir şey keşfetmiş gibi. Sonra Hasan Mustafa'ya dedi ki: "Ona söylemesi gerekenleri söyle. Mustafa'ya o anı yaşatmak istedim. Mustafa da bana yavaşça Kelimeyi şehadet getirtti. Eşhedü, eşhedü enna ila Fısıldıyordu. Biraz sesli söyleyebilir misin? Seni duyamıyorum. Sonra benim için İngilizce tekrarladı. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hazır mısın dedi. Evet dedim. Birer birer söyletti. Eşhedü dedi, ben de eşhedü dedim. Enla, enla, ilahe, ilahe. Size söyleyeyim. Her kelimede bunca yıldır susuzluktan ölüyormuşum gibi hissettim ve şehadetin her kelimesinde sanki biri boğazıma bir damla su damlatıyormuş gibi hissettim ve ve müslüman oldum ve oradan müslüman olarak çıktım